Haber uzayına hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın haber gündeminde neler var? Hep birlikte hızlı bir tur atacağız. Haftalık haber dozunuz haber uzayı başlıyor. Oyun endüstrisinin 2018 enleri belli oldu. Metacritic verilerine göre bu yılın en yüksek puan alan oyunu 97 puanla Red Dead Redemption 2 oldu. Yapılan araştırmaya göre 2018 yılının en çok konuşulan, üzerine makale yazılan, haber yapılan oyunu ise Fortnite oldu. Fortnite'ı PUBG takip ederken 3. sırada ise Overwatch yer aldı. Fortnite aynı zamanda Twitter'ın en popüler oyunu, YouTube'da en yüksek izleyici oranına sahip oyun gibi ünvanlara da sahip oldu. Yani sizin anlayacağınız Fortnite 2018'de yargı dağıttı. Bir arada Justin Bieber böyleydi. Her taşın altından çıkıyordu saçını siktiğiminin. Ama ne zamandır sesi çıkmıyor. Darısı artık... Ey EA, sen kimsin ya? FIFA serisinde yine hatalı Türkiye haritası kullanıldı. EA Sports geçen sene yaptığı hatanın aynısını tekrarlayarak FIFA 19'da Kuzeydoğu illerimizin bazılarının yer almadığı Türkiye sınırlarının yanlış çizildiği hatalı Türkiye haritası kullandı. Hayır, neyin kafası bu anlamış değilim. Yani koskoca EA'de internet kullanmayı bilen bir adam yok mu? Google Turkey Map yaz, bir bak senin yaptığında bu harita birbirine benziyor mu? Hayır, dış miraklar falan geyine girmeyeceğim de yani insan kasıt aramıyor da değil. Aç internet sağlayıcıları AKN'nin kaldırılmasını fırsat bilip birbiri ardına tarifelerine zam yapmaya başladı. 100 megabit internetin 346 TL olduğu internet paketleri hangi akla hizmet müşterilere sunuluyor, orası hala gizemini koruyor. 2019 yılında hala 4 megabit internet hızlarından bahsederken dünya gündemi bambaşka. Gerçek dünyada Tony Stark hayatı yaşayan Elon Musk reis dünyanın her noktasına internet verme projesinin ayrıntılarını açıkladı. SpaceX'in küresel internet projesi için geliştirdiği Starlink uyduları SpaceX'in Falcon 9 roketleriyle uzaya fırlatılacak. Kısa vadede yörüngeye 50 adet uydu yerleştirilecek. Elon Reis dünyanın yörüngesine yerleştireceği 4000 adet uyduyla tüm dünyaya internet sağlayacak global bir ağ kurma peşinde. Sen yaparsın Reis. Kurtar bizi bu çileden. Sony'nin artık PlayStation 4 için birkaç tane daha cephanesi kaldı. Death Stranding, Days Gone ve The Last of Us Part 2. Bu oyunlardan sadece 26 Nisan'da çıkacak olan Days Gone'ın çıkış tarihi belli. Diğer ikisindense hala ses seda yok. Ancak Amazon'un yaptığı bir listeleme The Last of Us Part 2'nin çıkış tarihini sızdırdığı iddia edildi. Amazon, Last of Us Part 2'nin çıkış tarihini 29 Mart 2019 olarak listeledi. Nisan ayında Days Gone, Mart sonunda Last of Fast Part 2. Yani pek gerçekçi durmuyor. Ama bekleyip göreceğiz. Sony Noel'i kutlamak için PlayStation 4 kullanıcılarına bir hareketli arka plan hediye etti. Bu arka planda yazan PlayStation yazısında kullanılan 5 rakamı oyuncuların PlayStation 5'e bir gönderme mi? Aha PlayStation 5 geliyor, vay anam PlayStation 5 geliyor demelerine sebep oldu. İnternette böyle heyecanlı bir kitle var. Bu adamlar sürekli bir şeylere aşırı heyecanlanıyorlar. Mantıklı düşünmek gerekirse 2020'den önce yeni bir PlayStation duyurusu ben beklemiyorum. Daha çıkmamış PlayStation 4 oyunları varken adam niye PlayStation 5 deyip hem o oyunların hem de PlayStation 4'ün son satışlarını baltalasın. Ama S harfi 5 rakamına çok yavrum. Ebediyete intikal eden papağan, sahneden düşüp kafayı kıran robot arkadaşlarını hastanede etli ekmekle ziyaret eden vefalı robotlar, hesap günü ahirette hesaba çekilecek YouTuberlar derken ülke bilim gündemini belirleyecek bir bilim irfan haberi daha geldi. Misket oynayan robot Rıfkı ödül törenine damga vurdu. Ya biri bana açıklayabilir mi? Bu robotlar nereden çıktı? Yıllardır bir dağın içine oyulmuş gizli bir hangarda kapalı tutuluyorlardı da bir anda biri kapıları açıp hadi koşun özgürlüğünüze Rıfkı, Akıncı 68, Miniada, ardınıza bakmayın, koşun, misket oynayın, etli pide taşıyın, şenlenin, gülün, gülmek sizin de hakkınız devreliler mi dedi. Son bir aydır ülke bir anda Detroit Become Human'a bağladı ağzını kırayım. My name is Marcus. My name is Connor. My name is Ahmet.
My name is Mine Ada and I'm like Etripide. Gelecek hafta neredeyse doğru düzgün hiçbir oyun çıkmayacak. Catastronaut Switch için 24 Aralık'ta, GCB Pioneer Mars yine Switch için yine 24 Aralık'ta yayınlanacak. Asıl bomba oyunlar Ocak'ta geliyor. Ocağa kadar bayağı bir tırt geçecek. Mount & Blade 2 Bannerlord bu hafta da çıkmadı. Bu haftanın gündemi de böyleydi. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte haber uzayında görüşmek üzere. Yani aynı saatte olmasa da aynı gün. Aynı gün de olmayabilir ama önümüzdeki hafta haber önümüzdeki hafta da olur mu onu şimdi ben tam bilemedim ama sevdiyseniz olur devam et dersin. Hadi ben kaçtım.